Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programda sizinle beraber yeni çıkan oyunları oynayacağız. Yeni çıkan oyunları deneyimleyeceğiz. Ve bu oyunlar hakkında yorumlar yapacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Master'ın katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının ilk bölümüyle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Doom Eternal'ı oynayacağız. Gerçekten çok beklenen bir oyundu. İblislerin tekmeyi basacağımız bir oyun diyelim. Oyuna geçmeden önce sizlerle birkaç ufak detayı paylaşacağım. Bu arada arka plandan gelen müzik çok güzel. Gangbang yapası geliyor insana. Neyse, onu sonra tartışırız. Oyun arkadaşlar Master Tool Party 7'de oynuyoruz. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek, bunu da göreceğiz. 1660 Ti ekran kartı bulunuyor üstünde ve Core i7 9. jenerasyon bir işlemcimiz mevcut. Ayarlara da bakacağız. Burada en baştan başlıyorum oyuna. Ben çok fazla oynamadım zaten. Sizlerle ilk deneyimi yaşıyor gibi bir şey olacak. Zorluk seviyelerine bakalım. Evet, ölmek için gerçekten çok gencim. Özellikle de şu koronavirüsün kol gezdiği günlerde bu seçenek bizim için en iyisi olacak gibi görünüyor. Evet, yükleme ekranımız geldi. Şu anda yükleniyor oyunumuz. Heyecan var biraz. Oyunun hikayesinden de bahsedeceğiz. Bu 2016'ydı sanırım. 2016 yılında çıkan arkadaşlar Doom'un devamında geçen olayları anlatıyor. Genel itibariyle şöyle biraz daha kısalım sesi. Genel itibariyle salgın, o hastalık, virüs ya da artık lanet ne derseniz dünyaya yayılmış durumda ve bu oyunda bizden yardım isteyenlerin yardımına koşuyoruz ve iblisleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Dilerseniz bu sahneleri geçelim, zaten introyu izleyen izlemiştir. Evet, burası eğitim turu gibi bir şey. Şu zombiler geliyor, şunları şöyle patlatalım kafasına. Evet, kan efektlerini görüyorsunuz. Kan, 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 her yerde kan. Güzel, şurada mermilerimiz var, mermilerimizi alalım. Kapımızı açalım. Bu arada arkadaşlar, oyunun şuna hemen kafasını ezelim mi? Tamam, evet, E'ye basarak diyor ki Glory Kill yapabilirsiniz. Bu Glory Kill'de arkadaşlar bize böyle çeşitli can man sağlık mallık veriyor. Mermi veriyor bazen. Şöyle. Gördüğünüz gibi vahşet üst seviyelerde. Bu arada oyunu hangi ayarlarda oynadığımıza bakalım. Biz hiçbir ayar yapmadık. Yani direkt oyuna girdik. Oyun bizi kendi tavsiye ettiği ayarlara attı. Bakalım çözünürlük full. Geçelim. Motion Blur High. Bakalım gölgelere mölgelere. Genel gölge kalitesi ultra, high, 10, yani genel itibariyle yüksek çözünürlükte, yüksek değerlerde oyunu açmış bu bilgisayar. Bunu sizlerle paylaşalım. Evet, gidelim şuradan şöyle. Bir an daha bunu da öldürelim. Gerçekten efektler muazzam. Evet, işte böyle bir oyunda olması gereken en önemli alet. Ney? Evet, elektrikli testere. Hemen şurada. Muhtemelen elektrikli testerimizi kullanarak neyle kullanıyormuşuz? C ile. Böyle keselim. Güzel değil mi? Dur bakalım, farklı türde kesebiliyoruz mu? Atladım ama yine aynı kesti. Neyse, ileride onu deneyelim bir. Bakalım nasıl keseceğiz, nasıl kesemeyeceğiz. Şuradan şöyle gidelim. Şunlar da muhtemelen patlıyordur. Patlayan şey. Zaten tipinden bir patlayan bir şey oldu belli. İki kere basarak diyoruz burayı. Eyvallah. Sağlık kitimizi alalım, kalkanımızı alalım. Çıl. Aa, burada bir şey var. Diyor ki silahınızı aktifleştirebilirsiniz. İkinci modu aktifleştirmek için daha doğrusu. Güzel, tamam, mod aktif olsun. Mod bizim için önemli. Evet, güzel. Aktifleşti modumuz. Evet, şöyle mouse'un diğer tarafına tıkladığınız zaman mod aktifleşiyor ve direkt bomba atıyor ve patlatıyoruz adamları. Şöyle kafasını ezelim. Gerçekten eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Yani öneririm. Aha, tutturamadık ki. Biraz zor oldu ama. Yani tabii bunları direkt uzaktan da öldürebilirsiniz ama o zaman bir keyfi çıkmıyor. Yani böyle kafasını falan ezmek lazım biraz. İnsanın içindeki vahşet duygularını. Farz edin ki bunlar koronalar. Al sana korona, al. Yani şu aralar evde kalıyorsanız eğer, ki kalıyor olmanız lazım normal şartlarda hani. Gayet
vakit geçirmek için güzel bir oyun. Hop. Şöyle. Akın akın geliyorlar bu arada hani. Doom'da da böyleydi gerçekten. Akın akın geliyorlardı. 91 sağlığımız kaldı. Hop. Şöyle bir tane yumruk. Güzel. Yani arkadaşlar çok şey yok bu oyunda. Hikaye gibi hani bulmacalar, onu yap, bunu et, git kapıyı aç, oradan işte fizik motorunu çalıştır falan yok. Önüne geleni vuruyorsun. Öldürüyorsun gördüğünüz gibi. Parçalıyoruz herkesi. Aşağıda evet. Şunu renklendireyim. Buradan uçayım üzerine sonra. Nasıl fikir? Olmadı ama paramparça oldu. Evet, güzel bir şekilde. O daha varmış ya. Hala bitmedi. 2 saattir buradayız. Bunlara mermi harcamaya gerek yok. Mermi israfı onlar. Şöyle. Tamam. Hala bitmedi ya. Hala mı ya? Evet, low ammo. Cephanemiz bitti. Bitmek üzere. Bu ne? Yanan kitap. Boom. Bize yalvarıyor. Öldürme beni. Yalvarıyorum öldürme. Kulun köpeğin olayım senin diyor ama bizi tanımıyor. Gerçekten hiç tanımıyor. Kafasını kopardık. Evet. Kurbanlık koyun gibi. Yani arkadaşlar tabi eğer 18 yaşında değilseniz bu oyunu oynamamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü neden biliyorsunuz, bu yaş yani şiddet var. Dolayısıyla 18 yaş altındaysanız şiddet unsurları sizi etkileyebilir. Eminim siz de bunlara çok aldırdığınız için kesinlikle bu oyunu oynamayacaksınızdır. Videoyu başa sarıp çıkabilirsiniz. Çünkü yani şu ana kadar da bunları izlememeniz gerekiyordu. Neyse artık başa sarıp çıkarsanız olur. Evet bakalım gidelim şöyle. Arada bir şöyle testlerimizi de çıkartalım da namımız olsun. Bu arada... Ana bu ne? Gel. Gel benimle de şu tur sonu canavar falan bir herhalde. Baksanıza kocaman. Dur bakalım nereye kadar gidecek. Evet. Wow, çok iyi. Çok iyi. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar burada bir tane daha var. Öbürünü de aktive edelim. Full auto'yu. Unlock. Güzel. Hoş. Evet ikisini de unlock etmiş olduk. Şimdi modlar arası geçiş yapabiliriz herhalde. Evet. Mesela F'e basarak. F'e basarak mod değiştiriyoruz şu anda. Ama ben bomba atar alayım. Bomba atar daha güzel. Bomba sonuçta. Ne diyor? Tamam. Çok da önemli değil. Diyor ki alta basarak diyor objenin nerede olduğunu görebilirsiniz. Evet bakalım aşağıda ne var ne yok. Şurada bir tane zombi var. Şurada da şunu patlatalım. Işınlanır yani ha. Ya da ben ona ışınlandım. Yani sonuç olarak. Halletmiş olduk. Arkadaşlar bu silahı uzaktan sıkarsanız çok bir işe yaramıyor. O yüzden ben dibine kadar girip ağzına ağzına patlatıyorum hepsini. Diyorum bakalım şöyle al. Güzel. Hoş bir ölüm oldu. İşte ölümün de hayırlısı. Yani kafasına öyle bir bıçak girerek ölmesi çok hoş değil. Kim olursan ol, iblis de olsan bu şekilde ölüm kötü oluyor. Hop. Şöyle bir hop. Hit points ekstra demek. Bazı yaratıkların zayıf noktaları varmış. Onlara diyor ki zayıf noktalarından vur diyor. Uğraşma çok fazla. Ha şunu mesela. Hop. Şöyle al. Güzel. Al sana. Aha. Al. Al gözüne gözüne. Al gözüne dizine dursun. Al. Aha bu canı koydum. Hop. Al sana da al. Güzel arkadaşlar. Şu anda benim çok hoşuma gitti oyun. Yani özellikle bu şekil. Böyle milletin böyle ağzını yüzünü dağıtmak. Böyle kesmek onları. Çok farklı duygular uyandırdı bende gerçekten. İnanılmaz. Evde küçük kardeşiniz varsa bu oyunu kesinlikle oynamayın. Aha. Dramatik ya da. Şunu patlatalım. Ana. Benim diyor ki benzinin yok. Benim silahın yok. Bir de şöyle bir şey var.
Silahınız bittiği zaman direkt böyle birini keserseniz o size mermi veriyor. Yani böyle oyunda hani mermi sıkıntım var diye düşünmeyin. Bir şekilde mermi buluyorsunuz. O açıdan iyi. Al. Al köpek. Evet gayet güzel. Al. Al. Evet, kapı açıldı. Anladığım kadarıyla bazı yerlerde ilerlemek için belirli sayıda öldürmeniz gerekiyor. Yani ben bu bazı oyunlarda vardır ya hani hiç aldırış etmeden gidersiniz. Ya ne uğraşacağım falan ama bunu da seve seve uğraşıyorsunuz. O açıdan da hop şöyle bakalım bir arkamıza ya. Bir şeyler bıraktık mı pompalamıyor mu sen yani. Anam zaten çıkıyor da yine de alalım. Bu arada alamıyoruz. 16 tane taşıyabiliyoruz en fazla. Herhalde onu ileride upgrade falan ederiz bu silah galiba. Alalım. Weapon bayağı. Tamam. Tamam güzel taramalı. Ama ben pompalıyla devam edeceğim. Pompalı her türlü daha iyi. Niye? Çünkü pompalı. Hop. Tıklayalım şöyle. O ne? O ne? What is this? O alınmıyor herhalde. O harita gibi bir şey var. Öyle konuştular. Evet yok mu düşman ya? Düşman verir bize ya. Bu ne böyle boş boş gidiyoruz ya. Hadi. Aha adam ölmedi ha. Yumrukla ölüyor mu bunlar? Bakalım bir deneyelim mi şöyle. Evet birkaç kere yumruklarsanız ölüyor ama çok da kolay olmuyor. Yani şunu bile yumruklayarak o kadar kısa sürede öldürüyorsak. Nasıl? Güzel kill aldım. Bence güzel. Vaa! Aaa! Oo, bu da iyiydi. Ayakları testereyle alıp. Güzel ya, fantastik olmuş. Bak şimdi bunlar kapışıyor ya, beni görünce bırakacaklar hepsi uşağı. Önce uşak aşçıvanı, aşçıvan aşçıyı, sonra hepsi uşağı. Yani biz ana düşmanlarıyız. Aralarında dövüşseler bile bizi görünce direkt herkesi bırakıp işini gücünü bize saldırıyor yani. Bu da haksızlık aslında. Neyse ya, devam edelim. Şuradan gidelim. Bu nereye ateş ediyor? Oraya. Al sana. Al. Al. Demiyor ki ya bu arkadaş, bu abi geldi. Benim hayatımı kurtardı. Yok işte iblis. Yani güvenmeyeceksin şeytan. Şeytana güvenirsen yarın bir gün döner seni vurmaya çalışır. Çok da hoş değil. Şu ne? Orada ne var? Hmm, yukarıdan geleceğiz. Soru işareti. Böyle bulunca can falan da veriyor. O yüzden önemli. Hayır pompalım nerede? Yok. Pompalım olmadığı için bu zor ölebilir biraz. Bak bak low health öldüm ha. Burada öleceğim. Hayır. Kaç 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 kaç. Aha. Aha. Ha, şimdi bu bana biraz mermi falan verir. Verdi evet. Ama aşağıdan da ateş ediyorlar. Dur şimdi şu sağda alalım. Tamamdır. Şimdi gel kardeşim. Gel güzel kardeşim. Dur kardeşim. Heh. Al bakalım. Başka bir şey var mı? Yok. Evet, şurada bir blap var. Sen gireceğiz oralara. Onları bulmam lazım ya görevler. Hop. Aa, adam uçtu lan. Adam nereye uçtu ya? Burada yol varmış. Aa. Aa. Oraya ben nasıl gideceğim acaba? Bakalım bir araştıralım ya biraz. Dümdüz yürümeyelim öyle. Hop. Şöyle. Ne yaptı bize bu? Hop. Aha. Aha. O adam olmasa bulamazdık ama işte. Burada yanan bir şeyler var yine muhtemelen. Evet bir rapı aldık burada. Hoppa. Secret found. Ha, burayı da açtık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle farklı yerlerden gelerek farklı şeyler de bulabiliyorsunuz. Bunu da yeni bulduk az önce. Beraber keşfettik. Bunlar da sizi hop uçuruyor böyle. Bunlar ne? Mavi şeyler. Bunlar bir şeyler. Öyle sis alsın diye koymuşlar işte. Şimdi bak ne yapacağız? Hey. Bir şey yapamadık. Neyse önemli değil. Şunu öldürelim biraz. Biraz da bunu öldürelim. Vay. Low ammo. Yani çok az mermi taşıyabiliyoruz yanımıza. Yani bulduğumuz mermiler çok az bence. Daha fazla olmalıydı. O sağlık dursun orada. Birazdan zor durumda kalınca duramayız. Şu anda zor durumda değiliz. Çok şükür. Hop. Pompalım var mı? Yes. 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 Evet. Bunu öldürdük. Güzel. Evet burası açıldı. Demin kapalıydı.
Evet, biraz daha oynayalım, sonra yavaş yavaş kapatalım. Bitirmeye gerek yok. Yani biraz da siz de oynarsınız. Güzel oyun. Doom Eternal PlayStation 4 ve Xbox One için de yayınlandı. Bunu da belirtelim. Not olarak ayrıca önümüzdeki günlerde Nintendo Switch için de gelecek. Fakat Switch'te kalkıp da böyle bir performans beklememenizi tavsiye ederiz. Adam attı onu vurdu yani. Al sana. Güzel güzel. Vallahi arkadaşlar açık konuşmak gerekirse çok hoşuma gitti. Yani 2016'da çıkan Doom da hemen hemen böyleydi tarz olarak. Yani şimdi bunu görünce diyorsun ki lan bu oyunun yani en iyi oyun seçilmesi çok da enteresan değil. Bu Pacific Rim'i hatırlattı bana bu arada. Şu robot herhalde o deminki gördüğümüz Demon'la Demon. O şeytan falan ona neymiş burası? Tamam. Diyor ki koş diyor, zıpla diyor, oraya tutun diyor, tırman diyor. Onunla dövüşmesi için yapılmış ama dövüşememiş. Sonuç burada işte. Bu ne? Sarı kart. O ne? Dayı sen ne yaptın o duvarı? Ne kırıyorsun duvarı? Evet, aşağıda yine bir tartışma, dövüşme ortamı var ama muhtemelen biz girince bize de alacaklar. Şuradan alalım bari alabildiklerimizi diyen de iki kişi varmış zaten. Neyse çok önemli değil. Unlocked. Evet. Metroya girdik. Şöyle keselim şunu. Hoppa. Güzel güzel. Pompalı. Pompalı. Hop. Lan buralardan ateş geliyormuş. Ben yeni gördüm onları. Ben de diyorum kim ateş ediyor? Al. Al. Yalnız yani çok fazla düşman geldiği için hani oyun çok kolay değil. İlk defa oynayacaksanız bence ilkten hani ne bileyim benim gibi ölmek için gencim zorluk seviyesinde açın sonrasında isterseniz. Farklı zorluk seviyelerinde de oynarsanız biraz böyle alışmanız gerekiyor çünkü. Hop. Öldürmeler çok şekil ama ya vallahi çok hoşuma gitti yani. Özellikle öyle ya dibine girip öldürüyorum zaten. Orada ateşler herhalde sizi şey yapmıyor yani bir beni yapıyor. Al seni yarayayım o zaman da gör yine. Evet birazdan kapatacağım arkadaşlar. Şurada bir tane daha şey var. Öbür silahımı da bununla şey ettireyim. Evet bunu pressing oldu. Oo, sniper gibi bir şey. Tamam bu olsun. Evet bu işte bu. Güzel. Bak bak bak. Güzel güzel. Beynini de attım. Hayda. Ol ol ol. Gözüne 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 gözüne. Evet. Arkadaşlar. Sizlerle birlikte Doom Eternal oynadık. Artık yavaş yavaş kapatalım. Güzeldi. Benim hoşuma gitti. Oyun. Gayet güzel bir oyun olmuş. Önümüzdeki hafta farklı bir oyunla yine karşınızda olacağız. Daha güzel bir oyun bulabilir miyiz bilmiyorum. Şu anda bu Doom Eternal beni çok fena sardı çünkü. Muhtemelen yayını kapattıktan sonra da devam edeceğim. Güzel oyun. 10 numara oyun. Haftaya da daha farklı böyle yine FPS tarzı bir şeyler yaparız. Makineyi zorlasın biraz daha. Yani makinenin hakkını verelim arkadaşlar. Bu bilgisayar çünkü oyun için üretilmiş bir bilgisayar. Dolayısıyla hakkını vermek istiyorum. Bu haftalık bu kadar yeterli. Haftaya başka bir oyunla yine karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Doom Eternal'a bir ön bakış yaptık. Oyunu oynadık. İblisleri öldürmeye çalıştık. Zaman zaman zor duruma düştük. Ama bir şekilde canlı çıkmayı başardık. Haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.